Oğlum köpek öldü. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead diyorsunuz. Hepinize selamlar. Gençler, bugün oyuna yeni eklenen katilimizi oynayacağım. Test server'ında zaten oynamıştım ama ana oyuna biraz daha değişik gelmiş sanırım. Yani biraz daha güçlenmiş anladığım kadarıyla. İşte bu köpeği arama moduna gönderiyoruz ya mesela. O köpeğin arama modundan gittiğimiz zaman hız kazanıyorduk. O hız daha fazla olmuş sanırım. Çok da hızlı gidiyor falan. Oyun içerisinde göreceğiz zaten. Şöyle çok klasik bir can tutma build'i yaptım çünkü amacım katilin özelliğini göstermek. Hani troll bir build'de girip 2 dakika içerisinde 5 can de bitsin istemiyorum. Maç biraz uzasın, bol bol katilin özelliğini göstereyim. O saatten sonra çok önemli değil, hani 4 escape 4 kill çok önemli değil. Çoğunuz bu perkleri biliyordur ama ben yine de anlatayım bilmeyenler için. İlk perkümüz mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığımız zaman kancadan 40 metre uzakta olan diğer bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca görebiliyoruz. Kurbanların haresini görüp oldukları yere köpek yollamaya çalışacağım arama modundayken. İkinci perkümüz çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 45 saniye içerisinde hasar verdiğimiz ilk jeneratör mevcut ilerlemesinin %20'sini anında kaybediyor. İkinci perkümüz ceza kancası yankılanıcı. 4 rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Beyaz hareyle görebiliyoruz bu kancaları. Bir kurbanı ilk kez beyaz kancaya asışımızda en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 geriliyor. Son perkümüzde yoz müdahale. Maçın başında bize en uzak 3 jeneratör 120 saniyeliğine kapanıyor. Bu arada mor eklentiyi yanlış takmışım arkadaşlar. Şimdi değiştirdim. İlk eklentim bir kurban tazı sezgisinden etkilendiği zaman, yani köpeği arama moduna gönderiyoruz ya. O moddan etkilendiği zaman paletler ve yıkılabilir duvarları kırmak ve jeneratörlere hasar vermek için eylem hızımız 20 saniyeliğine %30 artıyor. Yani bir nevi 5. perk gelmiş gibi bir şey oluyor. Fakat sadece 20 saniye sürüyor. İkinci eklentim de köpeği arama moduna gönderip katil içgüdüsüyle bir kurbanı açığa çıkardığımız zaman o kurban 15 saniyeliğine bitkin efektine giriyor. Yani Dead Art, Sprint Burst, Kıvrak gibi perklerini kullanamıyorlar. Test server'da güzel geçirmiştik maçları ama şöyle bir olay vardı onun, bir dakika. Ha, gördük bile. Hepsini gördük bu arada. 3-4 kişi gördüm ben orada. Niye öyle oldu? Birisini bulduk bile. Zekice. Kör etme beni. No kör. Tamam, güzel. Açısını daralttık. Şimdi mende soktuk onu. Palet kırma fake'e. Güzel. Galiba yakaladık bunu arkadaşlar. Gayet iyi. İki tane flashçıları var. Bir tanesi buydu. Diğeri nerede bilmiyorum. Umarım bana bulaşmaz. Okey, şöyle beyaz kancayı bir yapıştırdık. Şimdi neredeki jenlere başlamış olabilirler derken sen şuraya git. Hangi jene başladıklarını bulduk bile arkadaşlar. Alo sablecim. Alo. Güzel, şimdi şuraya bir tane pop vuracağız. Şu kapıyı kıracağız. Tam diyecektim ki bunlar heal'landı ama nerede heal'landılar? Tut oğlum, iyisin. Yetişmesin palete. Yetişme palete sakın. Nancy. Yani Nick'in Nancy arkadaşlar. O kadar da kör değiliz. Onu da Nancy sanmayız ya. Bir dakika, burayı... Kötü oynadık da zor spot ya, okey. Köpeğin şu ikinci şey olayına bazen geçemiyorum. O niye oluyor ya? Burada ilerlemiş bir generator bulduk. Tamam, önünü kapattık, çok güzel. Bu işleve de yarıyor aslında, hani spota herhangi bir yere gitmesini engelleyebiliyorsunuz. Gerçi orada her türlü vururdum zaten de. Bak şu ikinciye niye geçemiyorum? Palet mi var burada? Evet, palet buradaymış. Oğlum canlar fena gidiyor ya. CTRL ile değiş... Köpeğe tekrar sağ tıkla mı geçiyorduk, CTRL ile miydi? Bak onu unuttum ha. Bu arada 5 gen olduğuna bakmayın. Felaket bir gen rush gelecek. Şunu bir şuraya yolla. Ha, beyazı bu gen yemiş, okey. Yoldan gidiyor. Bak bak bak, hızı görüyor musunuz? Bu kadar hızlı değildi bu. Daha efsane bir şey olmuş. Tamam, şuraya da pop vuracağız. Bunlar büyük ihtimal o jende. Aynen, iki kişiyi buldu bile. Okey, nice. Oğlum bir şey diyeceğim, buradaki yaralı nereye gitti ya? Ablacım sen manyak mısın? Çok iyi lan. Bak burada harbi güzel kullandık. Biz diğer taraftan gittik, buradan da koşu yoluna çıktık. Gayet iyiydi. Şu sarı gördüklerimiz biten jenler bu arada. Şöyle hemen hızlanalım. Oğlum çok hızlanıyor lan bu arada. Bayağı iyi. Bir dakika, şuraya pop atalım. Heal partisi geldi. Oğlum bunun izini niye kaybediyorum diyeceğim. Tut lan onu ama köpüş. İyisin. İyisin oğlum. Tam sağ tıkla geçiyor musunuz ikinci şeyine ya? Ben onu bilmiyordum oğlum. Ben onu CTRL sanıyordum. CTRL komut değiştirmemiş meğersem. Kıvrak mı var? Yokmuş kıvrak falan. Ne?
Ya oğlum neden hep böyle hasar almaları gereken yerde birisi çıkıyor ya? Neden ya? Bu nasıl olabilir ya? Hayır dedi, ardı varmış. Hayır. Tamam ablacım düş. Sen düş tamam. Hadi bakalım tunnel'dan yine yırttınız. Çıkmasa o adam orada, anladın mı? Öldü ve en az iki kili garantileyeceğim gibi bir şey olacak. Bitirme Ojen'i. Bitirme Ojen'i, beyaz yiyecek. Ya bitirme işte. Of, böyle olduğu zaman çıldırıyorum ya. Çok iyisin lan sen. Okey, ikinciye geçme olayını fena yapmadık bu maç. En başta full CTL sanıyordum salak gibi. Orayı yapmasam daha iyi olabilirdi benim için. Biraz daha alışacağız gibi katile. Bak az önce Dead Art yemesem, tamam mı? Belki de daha kolay bir maç olacaktı bizim için. Sen bir git oraya ara bakayım. Okey. Son jeni affetmediler. Bu ne yapıyor ya? Bu enayiymiş ya. Keşke fır bunu kovalasaymışım, anasını satayım. Lan köpüş ne yaptın? Tamam güzel. Spotu salmasını sağladık. Kapıyı açtılar ama bunun... Oğlum var ya, şunu fena şey yaparmışım da. Oyundan efsane çıkarırmışım da bunu. Diğer ikisi direkt kaçtı. Tamam iki kill. Güzel. Hatalı oynadım. Ben ikinciye geçmeyi CTRL'e sanıyordum salak gibi. 3-4 sefer sırf o yüzden özellik ıskaladım. Bir daha az önce şurada saçma sapan bir Dead Art yedik. Olur öyle, iki kill. İlk maçtan iyi bence. Sıkıntı yok. Diğer maçlara toparlayacağız. Spotun bir tarafından kendiniz gidip diğer tarafına da köpeğe yollarsanız adamı güzel kıstırıyorsunuz. Ya bir maçta Sable varsa zaten arkadaşlar Gen Rush'tan başka bir şey beklemeyin. Bak sonra diyorsunuz ki abi niye hep Sable'lara, Mikaela'lara, işte şunlara laf ediyorsun. Al. Birbirine en yakın 3 jeneratörün haresi görünür. %6 tamir bonusu kazanırsın. Abi hep jeneratör üzerine, hep hani hiçbiri demiyor ki ulan loop atayım, keyif alayım. Gençler bu arada yarın ya da bir sonraki gün agro videosu gelecek, haberiniz olsun. Hem böyle farklı oyun istiyordunuz hem de katil kim tarzı da bu kanalda çok seviliyor. Deceit, Among Us, Fear Surround, işte agro gibi birçok katil kim temalı oyun oynamıştık. Ne oluyor oğlum? Alo, hangi map'teyim ha? Ayaz ya çiftliğinde. Bu nasıl bir animasyon oğlum? Alo. Bak 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 bak, köpeğin yolundan hemen gidiyoruz. Gel oğluşum. Tam diyecektim ki bana yozun süresini beklediğinizi söylemeyin. Böyle bir şey yapsalar üzülürdüm. Tut lan onu. Oğlum köpek nereye uçtu? Tamam bir şey diyeceğim. Bunu salacağız. Çünkü ortadaki jene iki kişi devam edecekler büyük ihtimal. Aynen de öyle oldu. Çok iyi atış. Tam önüne. Süper. İkincisini hemen atmamıza gerek yok. Çok acele etmemize gerek yok. Kurbanı görüp ona göre atabiliriz. Tamam. Maçın enayisini bulduk gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben o eklentiyi mi çıkaramadım yoksa görmedim mi? Bu köpekle hit vurduktan sonra hızlı toparlanma vardı ya. O eklentiyi bir daha arayayım ben. Acaba çıkmadı mı? Sen şu jeni bir ara. Tamam, bu jen daha çok yükselmemiş. Okey, yükselen jeni bulduk. Şöyle popu yapıştıracağız. Hı? Dev. O aha tuttu, helal lan. Lan Feng'i tutmuşum, neyse işime yarar. Ben diğeri sandım da. Beyaza yetiştirmeye çalışacağız arkadaşlar Feng'i. Çünkü beyaz yapamamıştık Feng'i, biliyorsunuz ki. Şöyle bir de beyaz kanca gelsin. Gayet iyi. Mangalla zaten yerlerini gördük. Hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şurada da birini gördüm ama şu an bu jen benim için daha önemli. Evet, süper. Gördüm oradakini de. Bir dakika, onu görmediğimi sanıyor olabilir. Aynen de öyle sanıyormuş. Masum. Gayet masum. NT. İyi denemeydi. Ama içeri girdikten sonra işte hani o falsoyu veremiyorsunuz. Tamam, buraya bir pop daha vurduk. Ha? Oğlum ben onu onun için yapmamıştım ki. Neyse güzel oldu arkadaşlar. Vallahi öyle bir amacım yoktu. Ben onu içeri atayım da adam fake yesin diye yapmıştım. Okey, beyaz kancalar yine itin öldüğü yerde. Şu jeni bir ara bakayım. Biz de hızlanalım hemen. Tamam, bu jen hala az. İzleri gördük. Aşağıya arkadaşı alınmaya gidilmiş. Sable'a bir tane vuralım. Aceleci gameplay. Okey, bunu da ikinci asılışına geçirirsek aceleci şahane olur bizim için. Arkadaşlar bir daha ben konuşamadığım zaman gülseniz, hadi bakayım bir gülün bakayım hadi. Bunu beyaza yetiştirir miyiz deneyeceğim. Riskli olduğunun farkındayım. Abartma purpo dediğinizi de duyar gibiyim. Ama yetişirse şu şekil bir şahanelik sağlar bize. Buradaki kişiyi gördüm ama şu an jene gitmem benim için daha önemli. Çünkü iki kişiler. Böyle popu bir vuralım. Kovalama moduna geçelim tekrar. Nobody's fool. Ya sen ne yapıyorsun burada? Hı? Yalnız bu benim tanılımı engelledi şimdi. Ben o adamı kancadan alındığı zaman direkt oyundan çıkarıp maçı garantileyecektim. Ama olsun. Bir beyaz kanca daha geldi.
Ortacana inat etmeye devam ediyorlar. Şöyle biz de hızlanalım hemen şu yoldan gidip. Siz kaşınıyorsunuz. Bir pop daha. Fengoş'u bulduk. Fengoş'un son asılışı olacak. Fengoş'u kovalayabiliriz. Aceleci game pilav diyorsun. Ha geç devirdi. Okey okey okey. Şuna da bir tane vuracağım. Çok güzel. Kanyadakini almaya gidebilir şimdi. Şu jene de arama modu yolla ki onunla ikisini içgüdüye sokayım. Morimize atabiliriz arkadaşlar. Fengoş'a. Bu maç gayet güzel, akıllı oynuyoruz. Can kontrolünü de iyi yapıyoruz. Love of vermin. Lan köpek tahtanın içine girdi. Arkadaşlar bu köpeğin skinini gördünüz mü? Dur yanlış şeye attım. Ya oğlum bak şu can seçme olayı çok salak ya. Dur bari yoldan gidelim de. Mırıbı. Ya onu yapmış olamazsın ya. Sen de öyle bir zeka yoktu ki. Tut oğlum oradan atlayıp. Helal lan sana. Dur geliyorum dur. Dur palete gitmesin. Oğlum nasıl palete kadar sürdün onu ya? Ya sana cici köpek dedik, akıllı köpek dedik. Niye palete gitmesine izin veriyorsun? Bu adam daha ne yapsın arkadaşlar? Size David Beckham'ın friki gibi köpek kullandım ya şurada. David Beckham'ın friki gibiydi ya. Bir beyaz kanca da buna yapmaya çalışalım. Şöyle bakalım yapmış mıyız? Yapmamışız. Okey son beyaz kancayı da kullandık. Bütün pörtleri muhteşem verimli bir şekilde kullanıyorum. Oradaki kişiyi de gördüm bu arada. Hemen şöyle yoldan hızlanıp gidelim o tarafa. Ortacan yine yükselmiş. Bir pop daha atıyoruz buraya. Tamam yerini gördük. Mırıbı. Kardeşim. Bu ne oğlum, bu astronot mu? Lan köpek bir an var ya tutacak sandım. Oh mama. Oh mama purpo. Fıstık gibi oldu bu, fıstık. Okey, kancadakini aldı. Hemen bu tarafı darma duman etmeye çalışacağız. Oradan geliyor gibi yaptın. Oradan niye gelmedin diyorsun. Oğlum ben ya şu oyunda yaptığım en büyük hata dedert beklememek olabilir ya gerçekten. Oğlum bu önüne atma olayını çok iyi çözdüm ha. Harbi diyorum bak. Dead Slinger gibi düşünün. Adamın hafif koşu yoluna atacaksınız ki eğer tam adama atarsanız şöyle bir şey oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Anlatacağım mantığını. Barbeküle de yerini göreyim onun. Ben size mantığını anlatacağım. Heal'landın. Peki. Tut oğlum. Muhteşem bir maçtı. Kusursuz oynadık bence. Şimdi bakın arkadaşlar mantığı şu. Adam diyelim tam bu attığınız yönde ya. Siz buraya atarsanız... Adam ileri koşacağı için köpek boşa gitmiş oluyor. Ama koşu yoluna atarsanız adam tam öne doğru koşarken köpekle kestirme gibisinden yolu kapatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla adam iki adım attığı sıra köpeğe dojlamış değil, köpeğe koşmuş oluyor. Anladınız mı? İki tane prestij 100 oğlum. Sizi prestij 100'e kim boostladı ya? Bir boostlanma olayı olmalı. Ya da katili iyi oynadık yani, bilmiyorum. Hiç iyi değil gibiydi Survivor'lar. GG güzel maç. Bir önceki maçın başında agrodan bahsediyordum arkadaşlar. Orada saçma sapan bir animasyon girdiği için cümlemin devamını getirmeyi unutmuşum. Şimdi şöyle agroyu izleyicilerin tamamı bilmediği için işte hangi rol ne işe yarar falan. Agro'nun editinde şöyle bir şey yapacağım. İşte atıyorum birisine bir suç attık veya birisinin herhangi bir rol olduğunu düşünüyoruz. Orada durdurup sesli bir şekilde açıklama yapacağım. İşte şu rol olduğunu düşünüyoruz. Şu rol şu işe yarıyor. O yüzden şu şekilde bir teori attık ortaya gibisinden. Böylece videoyu izlerken kafa karışıklığı olmayacak sizde. Anlayarak izlemiş olacaksınız yani. Güzel bir agro videosu geliyor, haberiniz olsun. Dediğim gibi yarına yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama pazartesi kesin atmış olurum. En kötü ihtimalle o da. Ben yarına yetiştirmeye çalışacağım yine de. Evet geldi Allah'ın belası harita. Bak İlk iki harita laf etmedim arkadaşlar. Bu haritaya laf etme hakkım var bence. Şuraya bir atalım. Tamam mı? Biz o sıra şu yozlardan kurban aramaya başlayalım derken bulduk. Oo, orada da bulduk. Oraya gitmemiz daha önemli. Çünkü oradaki jenlere daha yakın. Buradaki jenler kapalı. Hadi gel bunu bul derken bulduk. Oo, spotu salmış, uçmuş bile bu. Çok güzel. Erkenden hook almamız şahane oluyor. Çünkü erkenden hook alırsan jenleri böyle %40-50'ye falan getirmiş oluyorlar eğer 3 kişi oturmadılarsa. Sonra bir de beyaz atıyorsun üstüne, tamam mı? Hop güzel oluyor yani. Bu arada orada muhteşem bir parti var. Hemen hızlanıp gitmemiz lazım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya siz hayvansınız ya. Siz var ya, siz hayvansınız ya.
Oğlum onu nasıl dojladın ya? 3 kişi can bitirdikleri için başka çok fazla can yükselmediğini biliyorum şu an. O yüzden burada bir hook takası, bir tunnel falan bir şey deneyebilirim. Onu bekliyorum gelmelerini. Tamam. Bir kişiyi gördük. Diğeri de şurada. En fazla bir kişi jeneratör yapıyor şu an. Onun farkındayız. Birisi de tam o yaralı olan da heal'landı. Tamam. Bunu kışkırtladık. Mecbur vuracağız. Her türlü alacaktı çünkü. Bu enayi de flash'a geliyor. Tamam. Gayet iyi. Şimdi buradan şöyle bir beyaz kanca trade ile çıktık arkadaşlar. Burada heal'lanıyorlar. Hemen gideceğiz. Mikaela heal'ladı. Benim de amacım onu almak. Çünkü daha önceden asmıştık biliyoruz ki. Mikaela'dan muhteşem bir satış geldi. Onu bence vurması lazımdı ama neyse, çünkü atlarken vuruyor diye biliyorum animasyonda yakaladıysa birisini. Canın sağ olsun köpüş. Onu daha yeni aldılar. Tamam, bu jen olmayan biri bir yere gidiyor. Bunu salabiliriz. Uzaktaki jene gönderiyoruz. Birisi olmadığını anladık. Yine Mikaela'yı aldılar. Hemen abartılı kanırtmalı tanımlığımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Alo? Oğlum bura nere? Ya of köpek of. Nereye gitti oğlum o? Nereye attım lan onu ben? Çok daha önemli bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Koş! Çok iyi. Son anda Jen'in 90 küsur olduğunu duyduk. Bitirmesini engelledik. Bu güzel oldu. Umarım geri dönüp bitirmez orayı birisi. Çünkü tanılımdan vazgeçtim sırf o yüzden. Tamam, birisi dönmemiş. Şöyle bir beyaz kanca daha geliyor. Üst Jen'i yapıyorlar. Aha! Enayi Mikaela. Ablacım paleti biraz daha erken devirseydin sanki daha iyi olurdu senin için. Okey, bir can bitti ama şöyle biz de kilimizi aldık. Hemen morimize yapıştıralım. Oğlum bunu hani düzelttiydiniz? Bu arada mori atmak zorunda değilim. Asıp popkozumu da getirebilirim ama. Olsun arkadaşlar, animasyonunda görelim sonuçta. Oo, yine nasıl bu kadar hızlı yaptınız ya canları? Oğlum köpek öldü. Şuraya git bakayım. Kıvrağın var mı? Yok. Totem'e niye oturdu oğlum o? Tamam, dön orada. Çok iyi köpüş. Tam bu atlama animasyonunda yakaladıysanız arkadaşlar hasar veriyor direkt. Bunun da 2 oluyor sanırım şu an değil mi? Aynen, bunun da 2 oldu. Yerlerini niye görmedik? Sanırım yakınımda bir yerdeler. Üstteki jeneratörü yapıyorlar da birisi aşağı atladı. Duydum onu. Kancaya mı gidiyor? Birisi burada bir yerde ya. Şu jene git geri gel bakayım bana. Burada bir yerde birisi var çünkü. Gel oğluş. Aha buldum. 2 kişi birden varmış. Okey, vuramadık. Kötü oldu bu. Tamam, sıkıntı yok. O sakinliği gösterdin mi gerçekten ya? Bana o sakinliği gösterdin mi ya? Okey. Şuna da şöyle bir morimiz gelsin arkadaşlar. Gerektiği yerde kahpeliği yapacaksınız. Yapacak bir şey yok. O kanca trade'ine zorlayacaksınız ki jeneratörleri bırakıp size gelsinler. Okey, nereye gittiğini görüyoruz. Nema pros goz goz. Bura nere oğlum? Beni nereye getireceksin? Bir tık enayilik yaptın sanki. Çok iyi köpüş. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu da bir trik aslında. Eğer köpeği erken atsaydım köpek kurbanı tutardı. Kurban paleti devirip köpekten kurtulurdu. Ben paleti devirmesini bekledim. Paleti devirdikten sonra paletin üstünden attığım için o saatten sonra köpek o kişiyi tuttuğu zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Bu bilgiyi de aklınıza tutabilirsiniz. Önemli çünkü. Sen şu jene git. Tamam mı? Oradan geri buraya gel. Bu attempt deniyor. Diğeri ya yakınlarda bir yerde ya da barbeküm olduğunu bildiği için dolaplardan birisinde saklanıyor. Tamam, kancadaki saldı. Bitmiş jenleri de gönderebiliyorsunuz bu arada. Oradan tekrar bana gelirken belki birini falan görür diye yolluyorum arkadaşlar. Evet, kurbanı bulduk. Okey, paletini aldık. Bence şakallık yapacak. Buradan koşmayacak. Aynen. Adım gibi emindim böyle bir şey yapacağına. Mac aptal gibi koştana dümdüz. Okey. Bu kez fake'imizi yedirttirdik. Hatch aramakla ilgili bir derdi yok galiba anladığım kadarıyla. Ha
Hadi canım be, hadi. Helal lan sana. Atladıktan sonra da devam etmesi çok güzel bu arada. Burada palet falan var ama devrilmiş bir palet. Çok iyi. Oğlum iki maçtır var ya, canavar gibi oynadık ha. Güzel. İlk maç tam ısınma maçıydı. Dediğim gibi orada ne can kontrolü yapabildim ne bir şey yapabildim. Ama şu iki maçtır hem kanca trade'i hem tunnel gerektiği yerde hem can kontrollerini çok iyi yaptık falan. İyi geçti maçlar. Fengmin de 97 prestijmiş. Hadi bakalım, iki tane güzel maç çıkardık zaten videoya. Onun rahatlığı var üstümde. Son maçta da elimizden geleni yapalım. Tamam, oyun diyor ki sana kaybedeceğim maçı buldum kardeşim. Ormond'la şuraya bir ara bakayım. Saniyesinde ya, saniyesinde. O ne? Hile mi açtı, o ne yaptı? Ya köpüş. Bak ilkinde saçma sapan yere takılmasa. Tamam, güzel. İlkinde saçma sapan takılmasa oraya. Çok iyi, buraya ışınlanması şahane oldu. Palet sevmemek için. Beyaz kancalar şaka mı? Şurayı pop atalım, hemen ilerletmişler bayağı be. Arama moduna girenleri şey yapan eklentiden koydum. Bir haber durum efektine sokuyor. Artı bitkin oluyorlar. Çok iyi. Önüne çıkmış olduk böylece. Köpek dediğim gibi sadece yakalamak için falan değil, böyle fake amaçlı da kullanılabilir. Gayet güzel oluyor öyle olduğu zaman da. Şey diyeceğim, bu Jhene... Oğlum inat eden biri var derken grappleyebilir miydim bilmiyorum ama... Şöyle bana beleşten şahane bir hook verdi. Kafamızı dönüp alalım bunu. Yanımda beyaz kanca var. Olur da biri o Jhene yetişemezse beyazla şöyle o kancayı da şey jeneratörü de zortlatırız. Artık beynim yanıyor yani, terimleri falan karıştırıyorum ya artık. Tamam, beyaz kancayı bu Jhene yemiş. Diğerinin heal'landığını biliyoruz. Selamlar. Bitirecek heal'ını. Okey. Nema problema. Bu çok kötü ya. Erkenden çıkarmaya çalışabilirim. Çok iyi. Yine önüne doğru, böyle minikten önüne doğru derken, oğlum bu bota şu an mı düştü? Ne ara düştü bota? Şöyle bir beyaz kanca daha gelsin o zaman. Barbeküyle yerlerini göremedim. Buldum hangi cende olduklarını. Dolaba falan mı girdin? Oğlum burada biri vardı da, inanılmaz ya. Wow! Glay glay, kes 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 kes. Vallahi seni bir an önce oyundan çıkaralım. Çünkü botsun zaten. Oy! Botun da hoca bak, dur. Kötü dedik de botla uğraşamam. Bunlar yalnız fena jence tayfa bunlar. Fena. Fena jence tayfalar. Okey, bunu yaralayıp salıyoruz hemen. Şu jene bir bozalım. Şu jene de bir gitsin diyeceğim. Birisini gördüm. Okey. Yok abi, böyle maçlar olmuyor ya. Maça müthiş başladım ama bak. Jene gidiyorum. Jhene yüksek, anladın mı? Ama birisi yok abi Jhene'de. Jhene'de birisi yok. Tamam, Knight'ın Jhene tekmeleme perkünü kullanabilirim falan ama. İyisin. İyisin oğlum. Şu an Jhene tekmelersem bunu gözden kaybedeceğim derken zaten o Jhene'i iki kişi yapıyorlarmış. Kovalamaya devam. Ak, bak yine önüne atma olayını yapamadım, gördünüz mü? Okey, güçlü spot. Bu spotu vermesini istiyoruz. Yandan dolanacağız. Çok iyi. Minik orada bir tereddüte düşürdük adamı. Abi bota düşen var. Aşırı hızlı hook aldık falan ama o Jhene'ler oluyor. Bir şekilde oluyor abi, bilmiyorum ya. Vallahi helal olsun adamlara. Yani daha hala da bu oyun Survivor Side değil diyen varsa killer oynamaya davet ediyorum ya o insanları. Baksana abi. Şu kadar üstünlük kurabildiğim bir maçta, ha beyaz kancayı bu yemiş. Şimdi botla uğraş dur anasını satayım. Mind game yemeyecek ki ya. O çerif bota düşüyor. Beni de ekstra uğraştırıyor ya. Abi botun dojlara bak. He? Lan ne oluyor? Oğlum bot mahvetti beni. Yemin ediyorum bot o DC atan adamdan daha iyi oynadı. Cidden bazen maçlar öyle bir kilitleniyor ki yani killer olarak hiçbir şey yapamıyorsun. Baksana şuna bak, şuna bak. Hayvanlara bak, hayvanlara. Üçlü beşli devam ediyorlar ya. Patladı, güzel oldu. Şuna da vuralım bir tane. Popumuzu atalım. Yani loop olarak çok kötüler ama artık build'leri mi Jhene build'i? Başka bir olay mı var bilmiyorum. Şimdi aslında onları bir haber efektine soktum da. Şu bot oçunu bir öldüreyim. Oraya tekrar yetişebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğiz. Ne olur yapmayın artık, yeter. Koş oğlum. Bırak, bitirme. Uf, son anda. Aha, üstte de biri var. Okey. Yuri Koponen.
Bununla ikinci asılış oluyor sanırım. Jene devam ediyorlar yanında diye duyuyorum. Ne olur bitirme, yalvarırım. Tamam, bir pop daha. Şu jene yolla. Şimdi bu kancayla bu jeneratör arası hafiften bir camp deneyebiliriz. Arama moduna tekrar yolla. Okey. Buna bir vuralım, ben de sokalım. Şu paleti alalım. Tamam, bu jeni iyi gerilettik. Aha, bunun önüne çıktım. Çok iyi. Bunu da düşür. Tamam. Aa, bu ölmüş lan. O nasıl oldu? Bir dakika. Şu jeni arama yolla. Önlerine çıkacak çünkü. Ha? Niye geldiğimi anlamadı lan bunlar. Vallahi hayvan dostu adamı sinir ediyorsunuz ya. Hayvan dostu adamı sinir ediyorsunuz ya. Ya sağ tıka basılı tutuyorum, catch diyorum güzel kardeşim. Orada gitmiş bir şeye takılmış, önümdeki adama şey atamıyorum ya. Oğlum iyi comeback he. Harbi Ormond Generation'dan yırttım yani. Dur şuna mori çekeceğim de şu bir attemptini denesin. Tamam, atamadı. Morimiz geliyor hocam. Evet, sağlam maçlar. Harbiden ilk maçı saymazsak. Zınk. Son 3 jenin kontrolünü çok iyi yaptık çünkü çok yakın bıraktılar gördüğünüz gibi. Yani 3 jen açısından aslında kontrolü güçlü olan bir katil. İlk maçta da aslında kötü oynamadım ama şöyle bir şey. Ben ilk maçta şu sağ tıkla köpeğe gönderdikten sonra CTRL'ye basıp ikinci kez atıyoruz sanıyordum. O yüzden bir 4-5 kovalamaca kaybettim yani, sırf o yüzden. Öğrendikten sonra ilk maçta da kötü oynamamıştım aslında. İlk maç berabere, kalan 3 maçta full win çektik. Gayet güzel, gayet keyifli. Kaybedip kaybetmemekten ziyade katil oynaması keyifli. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten keyifli. Gücü tartışılır. İyi oynarsanız güçlüdür, kötü oynarsanız güçsüzdür. Basit bir mantığı var yani. Şans da gerekiyor biraz. Sonuçta bu online bir oyun. Yani siz kurbanın önüne yollamayı akıl edersiniz tamam, ama kurban bunu düşünüp geriye doğru kaçarsa bu sefer ıskalamış olursunuz. Bunlar hep birer etken. Ama eğlence açısından ben eğlenceli buluyorum arkadaşlar katili. Siz de deneyimlediyseniz ya da izlediğiniz kadarıyla yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni katil hakkındaki görüşlerinizi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.